أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım. Allah Azze ve Celle'nin kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı, yaratılmışların en hayırlısı, en değerlisi, peygamberlerin en büyüğü, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin viladetini anmak üzere inşallah böyle bir gayretle, çabayla bir araya geldik. Anlamaya ve anlatmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. 12 Rabiülevvel onun doğum günü olarak, dünyaya teşrif etmiş olduğu mübarek gün olarak genel itibarıyla kabul edilmiştir. Rabiülevvel'in 9'u olduğunu söyleyen alimler de olmuştur. Allahu alem her halükarda biz içinde bulunmuş olduğumuz bu mübarek zaman dilimi içerisinde, bu günler içerisinde inşallah böyle bir gayret içerisinde bulunacağız. Allah'ın verdiği nimetlere sevinmek, onlarla mutlu olmak, onları anmak, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de müminleri tarif ederken kullanmış olduğu bir ifadedir. Hatta şöyle bir şey diyelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda Ebu Leheb kendisine bu haber geldiğinde cariyesini azat eylemişti. İsmi Süveybe isminde bir kadın. Ona o haberi getiren müjdeler olsun bir yeğenin dünyaya geldi dediği için o anda o sevincini, mutluluğunu bana bu haberi verdin diye ben de karşılık olarak seni azat ettim diye karşılık vermiştir. Muhammed bin Nasruddin Dimeşki diyor ki eserinde Tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da dediği o kafir dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği için sevindiğinden dolayı kölesini azat ettiği için bir rivayete göre cehennemde pazartesi günleri Resulullah'ın doğduğu gün olarak azabı hafifletilecekse eğer Müslüman olarak yaşayan Resulullah'ı bir ömür boyu seven çılgıncasına ve öldükten sonra cennette ona kavuşma arzusuyla yaşayan müminlerin haline ne denir? İmam Suyuti rahmetullahi aleyh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğmuş olduğu günü anmada çok büyük fazilet vardır diyor. O günde sevinmede, mutlu olmada, bu mutluluğunu fakir fukaraya, akrabaya, insanlara, dostlara vermiş olduğu yemeklerle, ziyafetlerle, ikramlarla kutlayan insanlar bu yapmış oldukları amelleri karşılığında Allah'tan ecir ve mükafat umabilirler diyor. Bundan dolayı yüzyıllardır ulema, evliya, büyüklerimiz, alimlerimiz işte bu mübarek günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi böyle bir vesileyle, böyle bir arzuyla anmışlardır. Rabbimiz kabul eylesin bizden de inşallah. Muhterem kardeşlerim, şöyle bir yerden başlayalım inşallahu teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine Hatun biliyorsunuz Abdullah ile evlendiler. Tabi kural gereği Abdullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın babası ailenin o yeni evlenmiş olan yuvanın nafakasını temin etmek için çalışmak üzere bir kervanla kalktı Medine'ye gittiler. Bir müddet sonra haber geldi kervan geliyor, kervan geliyor. O haber gelince Medine'nin Mekke'ye doğru bakan kapısına doğru insanlar hep koşarlar. Sevinirlerdi. O günün şartlarıyla ne kadar bir zaman sürüyor gitmesi, gelmesi, orada bulunmaları. Haftalar sonra herkes yakınına, akrabasına kavuşacak. Oradan kervanla getirilmiş olan o nimetlere, erzaklara kavuşacaklar.
haber geldi, kervan geliyor, kervan geliyor diye bütün insanlar oraya doğru koştular. Kalabalığın içerisinde Hazreti Amine de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi. Fakat kervan yaklaşınca o kalabalık kervanın içerisinde bir deve boş. Yani üstünde yükler var fakat insan yok. Yüreğe bir acı düştü. Acaba kim? Yaklaşınca anladı ki olmayan kişi kocası Abdullah. Deve yüklerle gelmiş fakat Abdullah yok. Eyne Abdullah, eyne Abdullah, nerede Abdullah'ım dedi. Dediler ki Medine'de hastalandı, orada kaldı, gelemedi. Hastalığı ağır olduğu için takatı yetmedi. Aradan fazla bir zaman geçmedi, birkaç gün sonra da Medine'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının vefat haberi geldi. Amine hamileydi. Artık dünyaya gelecek olan, Allah lütfederse bebeği, yavrusu kesinlikle babasını göremeyecekti. Yetim olarak dünyaya gelecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acılar içeri, acı üstü acı, bunların hepsini yaşayarak hikmeti ilahi Allahu alem, belki de فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ayetinde ifade edildiği üzere, belki bu hikmetten dolayı acılar içerisinde büyütülecek, yetişecekti ki gün gelir de bir yetim onun yanına gelirse ona kahreylemesin. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ bir dilenci, bir isteyen, bir soran, bir muzdarip durumda olan gelip ondan isteyince onu azarlamasın, geri çevirmesin. Her kim ona gelirse gelsin, onun derdine deva olsun, onun halinden anlasın. Belki hikmeti ilahi bundan da dolayı. Ama şurası mutlak ki insani bütün korumalardan onu alıp Allah Azze ve Celle onu kendi himayesine alıyordu. Seni büyütecek olan, yetiştirecek olan Rabbin Allah'tır diyordu. Onun için babasız dünyaya geldi. Hazreti Amine karnındaki yavrusunu, o büyük emaneti çok büyük rüyalarla taşıdı. Çok harikulade olaylara şahit oluyordu. Çok harikulade rüyalar görüyordu. Ama artık doğum günü de yanaşmıştı. Hani bu Vesiletün Necat isimli eserde, gerçi kimse öyle bilmiyor da artık, Mevlid olarak Türkiye'mizde de bilinen Süleyman Çelebi Hazretlerinin, Allah rahmet eylesin, yazmış olduğu bir peygamber aşığı, aşkını şiirlerle ifade etmiş. Mevlid diye tanınıyor, biliniyor. Orada bir viladet bahsi var, biliyorsunuz. Orada özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunu, doğumundan öncesini, sonrasını, doğumu esnasında yaşanan olayları anlatıyor. Ol Rabi'ül evvel ayın nicesi, 12. gece isneyin gecesi, ol gece olduğu hayrul beşer diye devam ediyor. O esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda nelerin yaşandığını bildiriyor. Bir rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda, muhterem kardeşlerim, Mekke'de o anda bir Yahudi bulunuyor. Yahudiler kendilerinde olan, ellerinde olan kitapta nelerin yaşanacağını, nasıl şartlar altında son peygamberin dünyaya geleceğini biliyorlar. Ve o gün, yani Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesinde sabaha yakın, ki bu pazartesi günüdür, o tarif edilen olaylara şahit oluyor Mekke'de bulunurken. Ve soruyor Kureyş'te, çok önemli birisi doğmuş olması lazım bu gece. Var mı beklediğiniz? Kureyş'in eşrafı evden eve koşuyorlar. Bu gece doğdu mu? Yok. Ha, şurada Abdullah'ın yetimi dünyaya gelmiş. Ona iyi bakın, onu iyi bilin diyor rivayetlere göre.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gecede muhterem kardeşlerim, bütün siyer kaynaklarının bize verdiği rivayetlere göre İran'daki sarayların, Pers İmparatorluğu'nun 14 sütunu devrildi. Yüzyıllardır yanan ateş, ateşperestlerin ateşi o gece söndü. Suva Gölü kurudu. Mekke'deki putlar kendiliğinden yüzüstü devrildiler. Aslında o gece yaşanan o olaylar şunu söylüyorlardı: ey insanlar, bilin ki artık zalimlerin, tağutların, müstekbirlerin, İran'ın, Bizans'ın, Roma'nın devri bitmiştir. Allah Hazreti Muhammed'i dünyaya göndermiştir. Bu anlama geliyordu. Anlayanlar anlıyorlardı, bilenler biliyorlardı. Ve tarih şunu gösteriyor, tarih şuna şahittir ki 20 Nisan 571 onun miladi olarak doğum gününe rast gelen tarihçilerin hesaplamış olduğu gün, 640 yılına gelindiğinde bütün bu söylemiş olduğumuz şeyler bir insanın ömrüne sığması akıl kabul etmeyecek şekilde gerçekleşmişti. Allah onun eliyle dünyada bir inkılap gerçekleştirmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduklarında Hazreti Amine annesi baba yok, yetim, büyüye, dedesine Abdülmuttalib'e haber gönderdi. Kabe'nin önündeydi. Hemen oğullarını alıp oraya koştular. Çok mutlu oldular. Onu kucağına aldı, Kabe'ye geldi. Allah'a hamd etti, şükreyledi. Ölmüş olan oğlundan sonra böyle bir hatırayla onu yad edebildiği için. Yedinci gününde onu sünnet ettirdi, kurbanlar kestirdi, ziyafetler verdi, akika kurbanları. Sonra da dedi ki, bunun ismini Muhammed koydum dedi. Kureyş sordu, bu bilmediğimiz, atalarımızdan bize kalmayan, tanımadığımız bir isim. Niye böyle dedin? Semada hak, yeryüzünde halk onu övsün diye, övülen anlamına geldiği için ona Muhammed dedim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu bu şekilde gerçekleşiyordu muhterem kardeşlerim. Hazreti Amine eşine karşı çok vefalı. Bir daha evlenmedi. Yani biraz daha iyi anlayalım diye babası Abdullah onunla evlendiğinde 25 yaşındaydı. Annesi 18 yaşındaydı. Böyle olmasına rağmen bir daha evlenmedi. Vefalıydı. Aradan 6 sene geçmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına gelmişlerdi. 6 yaşına geldiğinde Amine annesi yanına Ümmü Eymen'i de alarak 6 yaşındaki yavrusunu alıp bir kervanla birlikte aynı 6 yıl önce kocasının Abdullah'ın yaptığı gibi Medine'ye doğru gitti. Ticaret yapılacak. Mecburlar buna Mekkeliler. Ya Suriye tarafına gidecekler ya öteki tarafa gidecekler. Çünkü bunu yapmadan yaşamaları, hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değil. Medine'ye gitti. Bir müddet Allahu Alem bir ay kadar orada işlerini güclerini gördükten sonra, işlerini tamamladıktan sonra Mekke'ye geri dönecekler. Hastalanmıştı Amine de. Medine'nin havası onlara iyi gelmiyordu. Suyu onlara iyi gelmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta yıllar sonra Medine'ye hicret ettikten sonra ashab-ı kiram ona şikayette bulununca ellerini açıp Rabbine yalvaracaktı: ya Rabbi, buranın havasını, buranın suyunu güzelleştir, bereketli kıl ya Rabbi diye. Ondan sonra bir daha o işler olmayacaktı. Mekke'ye doğru giden güzergah üzerinde Ebva köyü var. Ebva köyüne doğru geldiler. Rahatsızdı annesi. Hastalığı ağırlaşınca Ebva köyünde durmak mecburiyetinde kaldılar.
Annesi Amine anlıyordu ki 6 yıl önce Medine'den dönen kocası hastalanıp vefat ettiği gibi kendisinin de Allahu alem bu hastalık ölümüne vesile olacaktı. Ağırlaşmıştı çünkü. İyice ağrıları, sancıları şiddetlenince yavrusunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi 6 yaşında yanına çağırdı, zaten yanında, daha da yaklaştırdı. Başını mübarek dizinin üstüne koydu annesi. Yavrum dedi, eğer yıllar önce gördüğüm rüyalar gerçekse, hamileliğimde görmüş olduğum o rüyalar sadıksa, gerçekse, Allah seni bütün insanlığa peygamber olarak gönderecek dedi. Yanlarında bir de Ümmü Eyven var, başka kimse yok. Mahzun değilim, biliyorum yetimsin. İşte biraz sonra öksüz de olacaksın. Ama gözüm arkada değil. Çünkü dedi Amine annesi, kullu hayyin meyyitun ve kullu cedidin bal. Her doğan ölmeye mahkumdur. Bu Allah'ın beşeriyet için koyduğu kanundur. Ve her yeni eskiyecektir. Ama dedi yavrum, ben üzülmüyorum. Çünkü benim adım bundan sonra asla unutulmayacak. Ve Allah senin elinle bütün beşeriyeti kurtaracak dedi. Bundan dolayı üzülmüyorum. Gördüğüm rüyalara inanıyorum dedi. Sen o çocuksun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yıl önce babasını kaybettiği gibi işte burada da Ebva köyünde de vefat etmiş olan annesini de daha bir yavruyken, bir çocukken elleriyle defneylediler. Acılar içerisinde acı, acılar üstünde acılar. Allah onu öyle terbiye ediyordu, öyle yetiştiriyordu. Kendi elleriyle annesini defnediyordu bir çocukken. Kendi elleriyle çocuklarını defnetti hayattayken. Babasını hiç doğmadan büyüdü. Muhterem kardeşlerim, bu acılarla büyüyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte malumunuz, 40 yaşına geldiğinde Allah onu peygamber olarak seçti. İnsanlığa gönderilecek olan son peygamber, bizim peygamberimiz. En büyük mutluluk, en büyük nimet, en büyük şeref bizler için elhamdülillah. Belki onu canlı gözlerimizle hayatındayken görmek bize nasip olmadı diye üzülüyoruzdur. Üzülmemiz de normaldir. Fakat canlı olarak onu görmüş olan ashabına demediğini bizim için dedi. Çünkü onlar onun ashabıydı. Onlara ashabım diyordu. Fakat bize kardeşlerim diye hitap etti. Yani benden sonra gelecek olan kardeşlerimi görmeyi çok arzulardım dedi. Ve onlara, kardeşlerine, yani bizlere, kendisinden sonra, vefatından sonra ona iman etmiş, onu görmediği halde onu görüyormuş gibi iman eden, seven, görmeyi arzu eden müminlere o müjdeyi verdi. Onlarla kavuşma yerimiz havuzumun başında olacak dedi. İşte bu günler birer vesile. Onu anma için, onu tekrar yad etme için bizim için bir şeref elhamdülillah. Rabbim ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. Bütün acılara rağmen, bütün bu zorluklara rağmen hiçbir zaman bir mazeret üretmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu peygamber olarak seçtiği günden itibaren insanları Allah'a davet etti. Ve tarifsiz bir başarıyla yoluna devam etti. Muhterem kardeşlerim, 13 yıl Mekke'de biliyorsunuz, 10 yılda Medine'de çok ağır, çok çetin bir mücadelesi oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Özetle, akıl hayal almayacak şekilde putperestliği yıktı. Kabe'nin etrafında doğduğunda 360 küsür put vardı.
Putperestlik namına ne varsa o ya da o daha hayattayken yıkılmıştı, perişan edilmişti. Ve ca'el hakku ve zehekal batil. Çünkü hak geldiğinde, Muhammed aleyhissalatu vesselam geldiğinde, onun ümmetinin ona ittiba ettiği yerlerde batılın ayakta kalması mümkün değildi. O hayatında bunu gerçekleştirdi. Kız çocuklarına, kadınlara insan gözüyle bakılmazken, diri diri kızlar, yavrular toprağa gömülürken, annenin ayağının altında cennet var dedi ve o şerefe, o makama onları layık gördü. Köleciliğe, kara paraya, sömürü sistemine, kirli sermayeye, onursuzluğa, ırkçılığa, tevhide aykırı olan bütün ideolojilere son verdi. Bu saydığımız her bir maddenin altını belki bir ders, birkaç derse doldurmak gerekir. Fakat özetle dedim. İnsanlara Rablerini tanıttı. Allah'a giden yolu gösterdi. Ve o yolun kaçınılmaz olarak kendisinden geçtiğini söyledi. Kaçınılmaz olarak, olmazsa olmaz, bir şart olarak öyle olduğunu. Adaleti hakim kıldı. Hakkaniyeti öğretti. Vicdanı, hakkı, hukuku öğretti. Daha peygamber olmadan önce mazlumun yanında olmak gerekir dedi ve durdu. Zalimlere asla meyletmeyin. Zalimlere karşı mücadele verin dedi ve ömür boyu mücadele etti. Zinayı, içkiyi, kumarı, fuhuşu, faizi, ribayı, Allah'ın haram kılmış olduğu akıl, nesil, din, namus, emniyetine zarar verebilecek her bir kötülüğü ayaklarının altına aldı ve onları ortadan kaldırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları gerçekleştirdi muhterem kardeşlerim. Allah azze ve celle Ali İmran suresinde buyuruyor ki, Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ 164. ayet. Allah müminlere bir lütufta bulunmuştur. Öyle bir nimet vermiştir ki Allah azze ve celle müminlere. اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Onlara kendi içlerinden, kendileri gibi olan bir insan peygamber göndermekle, onu taklit edebilecekleri, onu örnek alabilecekleri, onun gibi olabilecekleri, kendileri gibi olan bir peygamber seçmekle Allah müminlere tarifsiz bir lütufta bulunmuştur. Yetlu aleyhim ayatihi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Ve yuzekkihim. Onları her türlü kötülükten, batıl inanışlardan, bütün sapıklıklardan temizliyor. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti, sünneti öğretiyor. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Halbuki bundan önce insanlık derin bir sapıklık içerisindeydi diyor Allah Azze ve Celle. Ali İmran suresi 164. ayet. Muhterem kardeşlerim, kitabı ve sünneti dedi Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Daha bir başka açarsak bu ayeti kerimeyi, Nahl suresi 44'e bakalım. Ve enzelna ileyke zikra buyuruyor Rabbimiz. Ey Resulüm, biz sana zikri, yani Kur'an'ı nazil eyledik, inzal eyledik, indirdik. Niçin peki? Niçin Resulullah'a gönderdi Allah Kur'an'ı? Kur'an yeryüzüne gönderilmiş olsaydı ve Allah Teala, İşte ey insanlık, Hazreti İsa'dan sonra bir daha peygamber yok, size son bir kitap gönderdim, ondaki şeriata göre amel edin, kıyamette ondan sorgulanacaksınız deseydi, nasıl bir mazeretimiz olabilirdi ki? Allah'a karşı mı gelebilirdik haşa, öyle dileseydi Rabbimiz? Yok. Ama o öyle dilemedi. O kendisini örnek alabileceğimiz Kur'an-ı Kerim'i bize, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Çok önemli burası.
onlara indirilen Kur'an'ı onlara beyan edesin diye Kur'an'ı sana indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve leallehum yetefekkerun. Düşünmez misiniz? Bu ayetler üzerinde tefekkür etmez misiniz buyuruyor Rabbimiz. Sadece ona Kur'an indirilmiş, Kur'an'da bildirilenleri Allah'ın ayetlerini okuyup değil, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, Allah'ın indirdiği ayetleri beyan edesin diye diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz. Ne demek bu muhterem kardeşlerim? Onu o mübarek günde, dün, bugün, viladetinde, doğumunda andığımızda bunu anlarsak inşallah onunla beraber olma mutluluğuna, muştusuna kavuşabiliriz ahirette. Şöyle anlayalım bunun ne anlama geldiğini. İmran bin Hüseyin'den anlayalım. İmran bin Hüseyin deyince şunu da demeden geçmeyelim. İmran bin Hüseyin genç bir sahabe, mümin olmuş. Onun beyanla ilgili bir açıklaması var, onu diyeceğim de oraya gelmeden önce ilginç bir hikayesi var onun. Hüseyin bin Ubeyd isimli babası bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin önünde ashabıyla oturuyor. Hüseyin de İmran'ın babası. Kureyşliler onu şişirmiş, şişirmiş, doldurmuşlar. Ya kim son verecek bu işe? Şu aramıza tefrika sokan, babayı oğuldan, oğlu anneden ayıran, aileleri parçalayan, şu atalardan bize kalmış miras olan dini paramparça yapan, Mekke'nin huzurunu kaçıran, şu adama kim dur diyecek diye konuşuyorlar durmadan. Hüseyin de diyor ki ben gideyim bir deneyeyim. Nerededir? Kabe'nin orada gördük. Hüseyin bin Ubeyd Kabe'nin oraya geliyor. Oğlu İmran bakıyor ki babası geliyor, Müslüman olduğunu bilmiyor. Kalabalık arasında gizleniyor. Babası onu görüp bir tepki vermesin diye. Çünkü öfkeli geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. İşte onu ikna etmeye çalışacak. Yapma etme. Bak mahvettin Mekke'yi, Kureyş'i. Aileleri paramparça yaptın. Şu getirdiğin yeni dinden vazgeç diyecek. Ondan önceler de denemişler. Bir de o deneyecek. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledikten sonra gel dedi, ben de sana bir şeyler söyleyeyim, yanaş bana. Ona Allah'ın ayetlerini okudu. Allah'ın ayetlerini ondan dinleyince etkilendi Hüseyin. Oracıkta iman etti. Ne demem lazım, ne yapmam lazım dedi. Kelime-i şehadeti söyledi ve iman etti. Bu manzara karşısında İmran, daha biraz evvel saklanan, babasının o anda iman etmesinden dolayı öyle sevindi ki olduğu yerden çıktı, gitti babasının elini öpmeye başladı, ayağını öpmeye başladı diyor ravi. Kendini alamadı, yüzünü gözünü ayaklarına sürmeye başladı. Öyle mutlu, öyle mutlu ki babası da iman etti diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o manzarayı görünce ağladı. Sahabe sordu, ya Resulullah niye ağlıyorsun? Halbuki mutluluk verici bir sahne. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanın neler yaptığına bak dedi. İmanın neler yaptığına bak. Daha biraz evvel Hüseyin kafir olarak gelmişti. Oğlu İmran ondan saklanıyor. Görmesin babam diye. Şimdi mümin olunca şuna bak. Elini ayağını öpüyor, yüzünü sürmeye çalışıyor. Şu imanın insanlardaki yaptığı değişikliğe, o güzelliğe bundan dolayı ağlıyorum dedi. Bu İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Alim bir sahabe. Ayrılmadı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanından. 180 tane hadis rivayet etmiş olan bir sahabedir. İşte bu sahabenin
beyanla alakalı söylediği bir sözü paylaşmak istemiştim. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Sana indirdiğimiz şu Kur'an'ı insanlara beyan edesin diye dedi ya Rabbimiz. Ne demek bu? Kur'an'ı gönderen Allah, tebliğ görevini Resulüne vermiş, yani ondan gelen ayetleri hiçbir harf eksiltmeden ve çoğaltmadan insanlara aktarıyor. Ama bir de beyan var diyor Allah. Bir de beyan var. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İmran bin Hüseyin'in olduğu bir cemaat, bir grup var. Konuşuyorlar yani bir mescitte. Orada bir adam dedi ki oradaki cemaate, insanlara, demek bir sohbet yapıyorlar. Belki bazı kıssalar anlattılar. Belki orada bazı hadis-i şeriflerden bahsettiler. Oradaki o adam da dedi ki, şaşıyorum size dedi. Allah mubin olan Kur'an'ı göndermiş. Ne demek mubin? Ap açık. Ap açık olan Kur'an'ı göndermiş. Buna rağmen siz başka şeyler anlatıyorsunuz. Biz aradığımız her şeyi Kur'an'da buluruz. O bize yeter dedi. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, sen misin bunu diyen dedi, gel bakayım. Gel bakayım dedi ona. Hesap soracak. Sen mi dedin bunu? Evet dedi. Allah mubin olan Kur'an'dan bahsediyor. Apaçık. Niye başka başka şeylerden? İşte alimlerin sözünden, Resulullah'ın kavlinden, evliyaların hayatından vesaire anlatıyorsunuz. Kur'an yeter dedim. Öyleyse dedi be ahmak adam, buradaki insanların kafasını karıştırma dedi. Ben de sana sorayım. Sen bana mubin olan Kur'an'dan öğlen namazının 4, sabah namazının 2 rekat olduğunu göster dedi. Sen bana mubin olan, açık olan Kur'an'dan sabah, akşam ve yatsı namazlarında cehri açık, İkindi ve öğlen namazlarında sırrı kapalı gizli okunacağına dair göster mubin olan Kur'an'dan dedi. Onlarca örnek getirdi. Kur'an-ı Kerim'i Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme beyan etsin diye, sözleriyle yaşayarak göstersin diye inzal eyledim buyuruyor. Sen bilmiyor musun dedi. Sus! İnsanların kafasını karıştırma dedi. İşte Kur'an-ı Kerim'i bize gösteren, hayatıyla yaşayarak, örnek olarak, model olarak, Allah'ın ifadesiyle usve-i hasene olarak gösteren Allah Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu noktada bütün insanlığa rahmet olarak gönderdi muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bizimle olan ilişkisini bu noktada şöyle tarif ediyor ve buyuruyor ki: Aleykum bi sünneti. Size düşen ey müminler kıyamete kadar sünnetime sarılmak, ona ittiba etmek, ona uyarak yaşamaktır. Hani ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim buyuruyor ya Rabbimiz Ahzab suresi 6'da. Müminler için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi öz nefislerinden daha üstündür, daha değerlidir, daha ön plandadır. Müfessirler bunu şöyle açıklarlar: Allah Resulü'nün kendi öz nefsimizden bizim için daha üstün olması ne demek? Ayet-i Kerime ya. Ahzab suresi 6. ayet. Öz nefsinden daha üstün olması demek, canının istediğinden daha fazla onu istemen, onun sözünün senin sözünden, isteğinden daha değerli, daha üstün olması demek, daha ön planda durması demek diyorlar. Öyleyse amellerimizin makbul olup olmama sırrı burada bağlı, buraya gizli. İnnemel amelus sahihu ve ma vafaka sunne. Makbul olan, Allah'ın kabul ettiği amel ancak o ameldir ki ma vafaka sunne, sünnete uyan ameldir. Sünnete uymuyorsa o amel merduttur, makbul değildir diyor. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın Resulünde bizim için en güzel örnekler var dedik. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha, yani sorulduğunda
o nasıl birisi özel hayatında, aile hayatında, yaşantısında ahlakı Kur'an demişti ya, yani onunla şunu kastetmişti: sünneti yaşamak Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak demektir buyurmuştu. Onun ahlakı Kur'an idi. Siz insansınız. İnsan olarak bir kitaba tabi olamazsınız. İnsan insanı örnek olarak alır, onu taklit eder. İnsan kitabı taklit edemez. Kendisi gibi olan min enfusihim insana göre davranır. O nasıl konuştu, nasıl yaptı, nasıl yedi, nasıl yattı, nasıl davrandı, onu ondan göreceksiniz. Yaparsanız işte o zaman sizin ahlakınız da Kur'an ahlakıdır demişti Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha. Yaşayış biçimimizi Kur'an'a benzetirsek, Resulullah'a, işte sünnete ittiba ancak o zaman gerçekleşmiş olur muhterem kardeşlerim. Bu öyle müthiş bir devlettir ki dünyada mutlu bir hayat bize sağlayacağı gibi ahirette de işte o ittiba ettiğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselama komşu olmayın da beraberinde getirecek önemli bir müjdedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Nisa suresinde 69. ayette وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ buyuruyor. Bakın, وَالرَّسُولَ, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onun buyrukları üzere yaşarsa فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, işte onlar her rekatta Fatiha suresinde صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ dediği Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerle beraber olacak. Kimlerle? مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا, peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle, sadıklarla beraber olacaklar. Ne güzel dosttur bunlar. Kim? وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ, Allah'a ve Resulüne örnek olanlar için, bu örnek alanlar için bu geçerlidir diyor Rabbimiz ayeti kerimede muhterem kardeşlerim. Şimdi bu noktada toparlayalım inşallah. Şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Resulullah'ı andığımız, onu hatırladığımız, yad ettiğimiz bu mübarek onun viladetinde, doğum günlerinde muhterem kardeşlerim, acı bir gerçek ama sormasak da halimizi düzeltme imkanımız yok ki, hayatımızın neresinde salavatlarla durmadan andığımız, güzel de yaptığımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadece o anmalar salavatlarda mı kalıyor? Yoksa gerçekten o ağızlarımızdan çıkan sözler yüreklerimize ve yüreklerimizden sair azalarımıza tesir ediyor mu, gösteriyor mu sorusunu mutlaka sormamız lazım. Ashab-ı kiram bunu yaşayarak örnek olarak gösterdiler. Bir örnek verelim inşallah sonunda. Ama tam bir örnek olsun. Kadına da erkeğe de, dinleyen bütün kardeşlerimize inşallah. Hani bi ebi ente ve ummi ya Resulallah. İfade böyle. Bugün birilerinin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem salavatı protokolden saydığı, fazlalık olarak gördüğü insanların yaşadığı dünyada ve bunu yaparken de ben en iyi sünneti anlayan, Resulullah'a uyan, haşa ve kella diyenler, ashabın bi ebi ente ve ummi ya Resulallah, ben, anam, canım, babam sana feda olsun, bu abartı değil mi? Ya durmadan böyle ifade kullanılır mı karşındakine? Yok. Sahabe için bu en asgari seviye. Bundan aşağı bir şeyle hitap edemez Resulullah'a. Çünkü çılgınca aşıklar. Aşık. Bundan başka bir şey düşünemez. Böyle konuşuyor. Canım, anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Hitap böyle. Şimdi bu ashabın bu hitabı dilde kalmıyor. Hayatta bunu söylediklerinde samimi olduklarını her gösterdikleri fedakarlıkla ispat ediyorlar. Muhterem kardeşlerim, ama bu onlar ashabtı. Yani Resulullah'ın yanındaydılar, etkilendiler diye belki aklımızdan geçebilir. Evet,
Onlar gökteki yıldızlardılar. Bizim her biri modelimiz, örneğimiz, sevgilimiz, büyüğümüz. Radiyallahu anhum ecma'in. Allah onların hepsinden razı olsun. Ama sadece onlar için değil. Bak Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Ebu Hureyre rivayet ediyor. Min eşeddi ümmeti li hubben. İnsanlar içinden bana en çok sevgi besleyen, beni en çok sevenler o insanlardır ki nasun yekunune ba'di, benden sonra gelecekler. Hani ben onları görmedim kardeşim demişti ya. Burada da öyle diyor. Beni en çok seven ashabım değil, Hazreti Ebu Bekir değil, ayağındaki toprak olayım. Onun gibi sevmemiz mümkün değil ama Allah Resulü bize bir teşvik veriyor burada. Ümidinizi kesmeyin. Biz ahir zamanda yaşıyoruz. Onlar gibi sevmemiz mümkün değil. Sakın demeyin. Şu protokolculardan uzak durun aman Allah korusun. İnsanlar içinden beni en çok seven benden sonra gelenlerdir. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. Onlar şöyle isterler. Gerekirse malını, her şeyini feda etsin beni görmek için. Eğer sevgimiz, aşkımız, muhabbetimiz Resulullah'a böyle bir seviyedeyse, o zaman işte Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu buyruğuna muhatabız muhterem kardeşlerim. Vakit olur mu yeter mi bilmediğimden bir şiir getirmiştim ama anmadan da geçmeyeyim. İnşallah kısaca hepsini okumasam bile bu şiir ecdadımızdan 1. Abdülhamid Han Hazretleri bir sultan olduğu gibi aynı zamanda alim ve nakt nasıl bir edipmiş bak nasıl bir şairmiş. 1777 senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kaleme almış olduğu bir şiir var, bir kaside var. Şimdi bunu bazen içimden öyle geliyor ki şöyle Medine'yi ziyaret ettiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda durduğumuzda şöyle ona içten muhabbetle gönülden bir selam gönderme istediğimizde orada bazılarının böyle müdahale edip bidat midat diyerek karşı koyanların gözüne gözüne sokayım. Gözlerinin önünde de bilmiyorlar. Siz bilmiyorsunuz bu bidat cahil demek istiyorlar ama bunu derken cahili cühela olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü biraz dönüp arkasına baksa Resulullah'ın hücresinde yani şu anda metfun olduğu odada asılıdır bu şiir. Ya seyyidi ya Resulallah huz bi yedi diye başlıyor. Ey efendim ey Allah'ın Resulü tut elimden diyor. Sen elini açmış o anda Resulullah'a selam gönderene bidat diyorsun, kabrinin üstünde o yazıyor. Nasıl bir zavallılık? Bilmiyor ki. Veyahut da işin öyle geliyor. Abdülhamid Han ecdadımızdan birinci. 1777'de bunu yazıyor. Onu oraya odasına kıble tarafındaki duvara nakşediyorlar. Orada bu şiir. Şimdi Arapçasını zaten anlayamayacağız. Türkçesinden özet olarak bir iki pasaj vereyim. Ya Resulallah, efendim, tut elimden. Senden başka kimsem yok ki meyledemem başkasına. Bütün kainatta hidayet nuru sensin. Ey hamd makamında bulunmaya layık olan efendim. Ey iki parmağından fışkırarak nehirler akan, ordulara yardım ederek susuzluğunu gideren, beni korkuya düşüren bir zarara uğradığımda, ey efendiler efendisi sığınağım sensin diye seslenirim sana. Orada yazıyor. Böyle sevmiş,
Süleyman Çelebi Hazretleri gibi hep böyle yazmışlar. Kaside-i Bürdi'yi burada yanılmıyorsam siyer derslerimizde paylaşmıştık. İnşallah Utbi'nin aktarmış olduğu Bedevi'nin şiirini de paylaşmayı düşünüyorum. Hatalarımdan dolayı benim için Rahman'a şefaatçi olmanı, hayal bile edemeyeceğim bir şekilde bana ihsanda bulunmanı, daima ve ebediyen memnuniyet nazarıyla bakmanı istiyorum. Şefaat ya Resulallah diyorsun, bidat. Çıktın dinden diyor haşa ve kella. Halbuki orada yazıyor bu. Ömrüm sürdükçe onu medhetmeye şevkim hiç bitmeyecek sonunda. Arşın Rabbi katında benim dayanağım onun muhabbetidir. En güzel salat ona olsun ve bu ebediyen devam etsin. Selam ile birlikte hem de sınırsız ve sayısızca selam olsun şeref sahibi âline ve ashabına da, ki onlar müsamaha denizi, cömertlik ve yardım ehlidirler. Selam olsun ecdadımıza. Böyle bir şiir yazmış. Oraya asılmış. Şimdi o örneğimizi vereceğim dedim ama Utbi de dedim, anmadan da geçmeyeyim inşallah. Nisa suresinde 64. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz peygamberleri gönderdiysek ancak Allah'ın izniyle onlara itaat edilsin diye gönderdik buyuruyor Rabbimiz. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlardan biri bir Müslüman nefislerine zulmettiğinde, yani günah işledi, harama bulaştı, bir günah işlediğinde, جَاُوكَ sana gelseler ey Resulüm, وَاسْتَغْفَرُ اللّٰهِ Allah'tan bağışlanma dileseler, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ve sen onlar için bağışlanma dilesen, لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَح۪يمًا Allah'ı bağışlayan, esirgeyen, affeden olarak bulacaklar. Ayet-i kerimesi. Nisa suresi 64. İbn Kesir, hafız, müfessir, fakih. Tefsirinde, tefsir İbn Kesir'de şöyle bir şey rivayet ediyor, aktarıyor. Utbi'den diyor ki, Utbi, bir gün Resulullah'ın mübarek kabrinin olduğu yerde, Mescid-i Nebevi'de oturuyorduk. Bir bedevi geldi. Resulullah'ın kabrine yöneldi. Dikkat edin. Nereye yönelmiş? Kabrine yönelmiş. Öyle diyor İbn Kesir tefsirinde Utbi'den. Dedi ki ya Resulallah, Allah Kur'an'da Nisa suresinin 64. ayette şöyle buyuruyor. Okuduğumuz ayeti okudu. Onu da ezberlemiş. Eğer günah işlediğinde senin huzuruna, yanına gelip bağışlanma dileseler ve sen de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar için bağışlanma dilersen mutlaka Allah onları bağışlayacak. Dedi diyor. Ben de günahkarım ya Resulallah. Senin huzuruna böyle geldim. Senin bana şefaatçi olmanı istiyorum Rabbim katında. Dedi ve gitti. Dedi ve gitmedi. Dedi ve sonra da şöyle bir dörtlü döküldü ağzından diyor Utbi. İşte orası önemli. Şimdi bu dörtlü, bu şiir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin o sütunları var ya, o yeşil sarı renkte, gidince görüyorsunuz. Orada bu yazıyor. Şu anda hala. Bu şiir, başka yok. Hep orada ayet var. Bu yazıyor orada. Dedi ki o bedevi, o anda o aşkla, o ruhla, o maneviyatla. Ya hayru men dufinet fit turbi a'zumihi. Ey toprakta yatanların en hayırlısı. Toprağa gömülmüş olanların en hayırlısı. فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ Şu senin mübarek naşınla, cesedinle, şuradaki bütün ovalar, dağlar, taşlar, topraklar,
şeref kazandı. Ne güzel oldu ya Resulallah. Nefsi fidâun li kabrin ente sâkinuhu. Şu senin içinde sakin olduğun, meskun olduğun kabre canım feda olsun ya Resulallah. Fîhil afâfu ve fîhil cûdu vel keremu. O kabirdedir iffet, kerem ve cömertlik dedi ve gitti bedevi. Utbi der ki rahmetullahi aleyh, o gidince anormal bir halde bir uyku bastı, bir ağırlık çöktü üstüme, uyuyakaldım diyor. Son gördüğüm o, son duyduğum onun ağzından çıkan o dörtlü oldu. Uyuyunca işte nefsi fidâun li kabrin ente sâkinuhu. Şurada metfun olan o kabrin sakini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyama geldi. Dedi ki ey Utbi, git yetiş. O biraz evvel gelip beni Nisa suresi 64. ayet için şefaatçi kılan, benden şefaat isteyen o bedeviye de ki Allah onu affetti. De ona. İşte kabrinin üstündeki sütunlarda o yeşil ve sarı renkte yazılıdır. Oraya gidince inşallah o gözle oraya bakın. O maneviyatı düşünerek Resulullah'ı anmaya çalışalım. Muhterem kardeşlerim, erkeklere, kadınlara, her birimize örnek olacak bir örnekle bitirelim inşallah dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani bi ebi ente ve ummi ya Resulallah, anam babam canım sana feda olsun diyenler, o sahabe nasıl bunu gerçekleştiriyorlardı bir örnek olsun. Mekke'nin son zamanlarında Akabe ilk tanışma sonrasında Medine'den biliyorsunuz böyle birkaç Müslüman olunca Medine'den gittiler, Medine'de duyduklarını anlatmaya çalıştılar. Ama baktılar ki yalnız olmuyor. Bir mektup yazdılar Resulullah'a. Ya Resulallah, bize dinimizi öğretecek bir muallim, Kur'an'ı bize okuyacak bir kari, senin öğrettiğin edebi ahlakı bize örnek olarak öğretecek bir hoca lazım. Bize bir hoca gönder ya Resulallah dediler. Bir mektup gönderdiler. Diyoruz ama buradaki insanlara sorular geliyor. Cevaplandıramıyoruz. Bilgi eksikliği var. Bir defa Akabe'de görmüşler Resulullah'ı. Ama istiyoruz ki ya Resulallah, şu Yesrib, önceki ismi Medine'nin, bu mutluluk sadece bizimle kalmasın, her eve girsin, her insan kurtulsun. Bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz ama çaresiziz, bize bir hoca gönder ya Resulallah diye mektup yazdılar. Mekke'ye gönderdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubu aldı. O iyi biliyordu kimi göndereceğini. Siz de biliyorsunuz belki bazı kardeşlerimiz. Hazreti Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ı yanına çağırdı. Mus'ab'ım dedi, sana bir görev veriyorum. Benim yerime, benim adıma Medine'ye gideceksin. Ben sana ne öğrettiysem sen de orada öğreteceksin. Kur'an'ı, sünneti, namazı, abdesti, ahlakı, edebi, ne varsa bunları insanlara davet edeceksin Allah'a. Onların kurtuluşu için çalışacaksın. Var mısın Mus'ab dedi radıyallahu anh. Hazreti Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Var mısın ne demek? Dünyanın en mutlu insanı oydu o anda. Hazırdı gitmeye, eve gelecek. Belki ne alacaksa veya helalleşecek hanımından. Eve geldi Hazreti Mus'ab radıyallahu anh. Hanımı Hamne binti Cahş radıyallahu anhadır. Bacılarım da özellikle iyi dinlesinler. Bize Mus'ab'dan, onlara Hazreti Hamne'den radıyallahu anhum dersler çıkacak. Zaten burada ders var da, o teslimiyet, o kabul. Ya Resulallah, yani hemen mi?
İlk aklımıza gelen soru galiba bu olur. Bugün mü ya Resulallah? Ama daha o kadar yapmam gereken iş var. Bitirmem gereken meseleler var. Bir sürü tonlarca aklımıza şu anda 10 gün sayacak mazeret gelir. O anda hazırdı. Hazreti Hamle'nin eşinin karşısındaydı. Hiçbir kelime daha demeden eve girdi. Hazreti Hamle annemiz radıyallahu anh'a dedi ki sende hiç görmediğim bir hal var. Ne gibi dedi? Allah Allah. Nereden anladı? İstihbarat mı var? Sende hiç görmediğim bir hal var. Yüzünde bir mutluluk bir de bir hüzün hali var dedi. Allah Allah. Yüzünde hem mutluluk hem de hüzün var. Seni böyle hiç görmedim dedi. Nasıl anladın ey Hamle dedi. Biz aileyiz dedi. Vallahi dedi. Biliyorsun ki Allah ve Resulünden sonra dünyada en çok sevdiğim kişi sensin. Seni ben anlarım dedi. Paylaşmak ister misin benimle? Niye hüzün ve sevinç hali birden yüzünde? Paylaşayım. Hangisini önce duymak istiyorsun dedi. Niye sevindiğimi mi, niye hüzünlü olduğumu mu? Önce mutluluğunu paylaş, ben de mutlu olayım. Sonra hüznünün sebebini söyle ki ona da bir çare olmaya çalışayım dedi. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh dedi ki çok mutluyum yüzümden de okunacağı gibi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kendi adına icraat yapmak üzere hoca olarak, muallim olarak yani Kur'an kursu hocası olarak öyle diyelim. Bugün kimsenin yüzüne bakmadığı haşa o değerli insanlar. Medine'ye göndermek için bana görev verdi. Bundan dolayı mutluluktan uçuyorum dedi. Maşallah. Barakallah dedi eşi Hazreti Hamle. Bu nasıl bir şeref? Bu ne mutluluk? Bu gerçekten çok sevindirici. Ben de senin kadar mutlu oldum dedi. Rabbim utandırmasın. Görevinde başarılar versin dedi. Bu kadar güzel bir haberin yanında acaba seni niye üzdü dedi. Şimdi burada bile dona kaldık değil mi? Halbuki burada Allahu Alem gelecek tepki neydi? Ya ben? Ben ne olacağım? Ve kaldığı şartlar nasıl? Zaten hüzünlendiğim nokta da orası. O öyle demedi. Niye hüzünlüsün? Şundan dolayı. Ey Hamle dedi. Ben gideceğim şimdi ama sen burada yalnız kalacaksın. Çünkü Resulullah bana sen gideceksin dedi. Ailece değil. Daha Medine'de İslam devleti yok. Müslümanların sayısı iki elde sayılacak kadar. Ne olacak? Ne bitecek? Hayatta mı kalacağım? Şehit mi olacağım? Allahu Alem kimse bilmiyor. Bir de Medine'de Mekke'de olmayan Yahudiler de var. Akıbeti belli değil. Onun için yalnız gidecek. Ama sen Mekke'de kalacaksın. Akrabaların ve akrabalarım kafir, müşrik. Allah ve Resul davasının düşmanları ve düşmanlıklarında her geçen gün ileri gittiler. Artık işkence var, zulüm var. Sen ne yapacaksın buralarda? Bunun için üzünlüyüm dedi. Buna üzülüyorum. Hazreti Hamle binti Cahş radıyallahu anha. Yani sadece erkekler onun terbiyesinde yetişmemiş. Bak kadınlar da nasıl yetişmiş. Bak şu kadın bir dünyaya vallahi nasıl bedel. Ne dedi o anda biliyor musunuz? Ey Mus'ab sen bunu mu düşünüyorsun dedi. Bunu mu? Seni üzen bu mu? Sana Resulullah bunu dediğinde bütün bu dediğin şartları bilmiyor muydu dedi. Biliyordu. Öyleyse neyi düşünüyorsun dedi. O bilerek dediyse niye düşünüyorsun? Bize Allah ve Resulü yeter dedi. Sen bizi düşünme. Bizi düşünürsen Medine'de görevini yapamazsın. İnsanları Allah'a davet edemezsin. Kur'an okuyamazsın. Gözün arkada kalır. Bizi düşünme. Resulullah sana bu görevi verdiğinde o bizi düşündü. Halimiz ona malum. O bildiği halde bize sana bu görevi verdi. Haydi Rabbim yar ve yardımcın olsun dedi. Böyle dualarla gitti Hazreti Mus'ab. Bir sene sonra ona katlayıp
70 kişiyle geldiler biliyorsunuz. Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmıyordu. Öyle bir bereketli gidişti ki, öyle bir teslimiyet vardı ki, Allah bereketlendiriyordu muhterem kardeşlerim. Tamamlayalım inşallah. Rabbim bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi andığımız şu mübarek günlerde ashab-ı kiramın teslimiyetini versin. Onlar gibi iman etmeyi, onlar gibi Resulullah'a feda olmayı nasip eylesin. Ashab Resulullah'a sorduğunda ya Resulallah niye pazartesi günleri oruç tutuyorsunuz? Şöyle demişti. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ وُلِدْتُ ف۪يهِ İmam Müslim rivayet ediyor. Bu günde doğduğum için oruç tutuyorum demişti. Hani bazen soruluyor işte belki bu sene için geçti artık. Fakat o manada ibadetin zamanı hiç geçmez de fakat özel olarak o günde ne yapabilirim ki? Nasıl bir ibadetle meşgul olurum? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek doğum gününde Rabbim nasip eder de 1449. seneye bizler de erişebilirsek inşallah ne yapabilirim diye sorabiliriz. Sormamız meşrudur. O gün doğduğum için pazartesi günleri oruç tutuyorum. Pazartesi doğdu, pazartesi vefat etti biliyorsunuz. Onun için pazartesi günü oruç tutuyorum. Yani ne diyor? Rabbim beni dünyaya bugün gelmemi lütfetti. Ben de ona teşekkür olarak bir nafile ibadet olarak oruç tutuyorum diyor. Bize ne diyor bu? Ey ümmetim diyor. Beni anmak istiyorsanız bilhassa doğum günümde o zaman sünnetime yapışın diyor. Bak ben kendi doğduğum gün için nafile olarak farz değil ki o gün oruç tutmasın. Nafile olarak oruç tutuyorum. Siz de beni anmak istiyorsanız benim gibi benim sünnetime sarılın. Hepsi bu. Allah Resulü'nü anmak doğum gününde, diğer günlerinde, mübarek günlerde, gecelerde, hayatımızın diğer alanlarında onun sünnetine sarılarak olur muhterem kardeşlerim. Dün cuma namazında hutbede demiştim ki gelin Rabiül Evvel ayının 12'sinde doğduğu için 12 sünnet paylaşalım. Yani hadis-i şeriflerden, onun sözünden, fiilinden. Şöyle bir iki dakikada hemen onları da sizinle paylaşmış, tekrar etmiş olalım. Aklımızda kalsın. Birçoğusunu biliyorsunuz fakat unutuyoruz. Unuttuğumuz için paylaşalım. Bir iki değişiklikle beraber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli sünneti neydi? Onun cemaatinden Müslümanların ashabın arasının ötesinde ailesinde geçirdiği vakitti. Ailesiyle ilgili Resulullah'ın sünneti neydi? En önemli olarak bu sünneti öğrenelim Allah'ın izniyle. Aileler perişan muhterem kardeşlerim. Aileler perişan. Aileler yıkılıyor. Aileler Kur'an'dan ve sünnetten uzak kaldığı için Allah'tan ve Resulünden uzak kalıyor. Perişan. Aileler gerçekten felaket. Allah Resulü'nün sünnetini yani aile hayatıyla alakalı sünnetini Allah rızası için öğrenelim. Allah razı olsun Diyanet Teşkilatı bu sefer bu Efendimizin viladetiyle alakalı kutlu doğumla alakalı anıyı Resulullah'ın aile hayatına ayırdı. Bütün vaazlar, bütün irşatlar, paylaşımlar bu noktada gidiyor. Çok önemli. Çünkü aile yıkıma uğruyor. Ben de size ilk olarak onu tavsiye ediyorum. Resulullah'ın bir eş olarak, bir baba olarak, bir akraba olarak aile hayatı nasıldı? Bu da şu anda vaktimiz bitti, söylemem mümkün değil. Eserler yazılmış, okuyacağız inşallah, öğreneceğiz. Riyazu Salihin, hep dedik yine diyelim, okuyalım Allah rızası için. Dediğimizden beri hala okumayan kardeşlerimiz mutlaka vardır. Allah rızası için Riyazu Salihin okumadan ölmeyelim, tanıyamayız ki Allah Resulü'nü. Tanımamız mümkün değil. Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerifini okumadan ölmeyelim. Tanıyamayız Resulullah'ı. Tanımak istiyorsak onun hayatının sünnetini anlatan eserleri okuyacağız. Özellikle de aileyle alakalı. Ne yaparsak yapalım iki ihsan üzere yapacağız muhterem kardeşlerim. Hani bizim kardeşlerimiz gördüğümüz kadarıyla ihtiyaç olan sünnetlerden seçtiğimiz, derlediğimiz ihsan üzere. Yani Efendimizin kendi ifadesiyle innallaha ketebel ihsane ala kulli şey. Allah her şeyin üzerine ihsanı farz kıldı. İhsan ne demek bu noktada? Sana bana diyor ki yani
işçiysen, memursan, işverensen, babaysan, ev hanımıysan, neysen artık, oradan ne iş yapıyorsan onu en iyi nasıl yapılıyorsa öyle yapman gerekir. Ve iki bire zarar vermeden yapman gerekir. Çünkü önce bir aileyi dedik. İşi güzel yap, yaptığın iş aileni tahrip etmesin. Bütün bunları dengele. Allah Resulü'nün sünneti buydu. Her birine ayırdığı vakitler vardı. 3. İhlası hayatınızdan sakın çıkarmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı her günün sonunda kendilerine sorduğu soru oydu. Acaba bugün yaptığım işleri sadece ve sadece Allah rızası için yaptım mı, yapmadım mı? O soruyu soralım kendimize. Eğer orada bir sorun varsa Allah ahirette gidin karşılığını kimin için yaptıysanız ondan alın diyecek. İhlasımızı yoklayalım Allah'ın izniyle. El muslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi. 4. İbn-i Hanbel'de geçiyor. Müslüman o kimsedir ki insanların, bütün insanların, Müslümanlar diye geçen başka bir versiyonu da var. Burada öyle diyor Efendimiz Aleyhisselam. Müslüman o kimsedir ki bütün insanlar onun elinden ve gözlerinden affedersiniz min lisanihi, elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Yani şu yaşadığımız toplumda, evimizde, her yerde eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, insanlar, iş arkadaşlarımız, toplum vesaire dilimizden ve gözlerimizden, ellerimizden emin mi? Yoksa korkmaları mı gerekiyor? Her an bana sataşabilir, laf atabilir, küfredebilir, gözüyle bana zarar verebilir. Allah muhafaza buyursun. El muslimu, Müslüman o kimsedir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. 5. İslam'ı en iyi şekilde Resulullah'a uyarak temsil edebileceğini unutmayıp en iyi şekilde İslam'ı neredeysen, ne işle meşgulsan temsil etmek en büyük sünnet olduğunu unutma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öğrettiği en önemli sünnet buydu. Nerede olursanız olun İslam'ı oralarda en iyi şekilde teslim edin. Biz buradayız. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Biz Almanya'da İslam'ı en iyi şekilde temsil edebiliyor muyuz? Bu soruyu sünnetle bu alakamızı sormamız gerekiyor bir muhasebe olarak. 6. Temsilin arkasında davet vardır. Gerektiği kadar insanları Allah'a ve Resulüne davet ediyor muyuz? Aslında en iyi davet temsildir değil mi? Yaşayışımızla, davranışlarımızla davet edebiliyor muyuz? Davet edebilecek kadar ilmimiz, duruşumuz var mı? Davet usulünden haberdar mıyız? 7. Hani böyle bazen yaş günlerinde hediye verirler ya. Yani bu bir adet haline gelmediyse, bunu birilerine benzemek için yapılmadıysa bunda bir sakınca yoktur. Müslüman, Müslümanı sevindirmesi en büyük sünnetlerdendir. Ama bir adet, işte şöyle bir toplumun adeti diye değil. Siz anlıyorsunuz beni. Hani yaş gününde hediye, ben başka bir şey diyeceğim zaten. Hediyenin en güzelini seçmeye çalışırız en çok sevdiğimizde. Şimdi en çok sevdiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevindirmek istiyorsak en zor şu sünneti de hatırlayalım inşallah. Ne diyor? 7 olarak gelmeyene gidin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gelmeyene gidin. Aramayanı siz arayın sorun diyor. Gelmeyenlerin yanına gidin. Aramayanları arayın siz sorun diyor. Zor olanı başarmak. Resulullah'ın viladetinde hatırlayalım. 8. Hayatınızın merkezinde kolay. Fe inne ma'al usri yusra, o yusr, o kolaylık olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı işlerde hep kolay olanı, mu'tedil olanı, vasat olanı tercih ettiğini unutmayalım. Yani hayatı zorlaştırmayın kendiniz için ve başkaları için diyorum bu sünneti söylerken. Öyle bir hal alıyoruz ki bazen Resulullah'ın sünnetini yaşayalım derken hem kendimize hem insanlara hem etrafımıza hayatı zorlaştırıyoruz. Fakat Resulullah hayatı boyunca hep kolay olanı seçerdi. Etrafına da 8.ye böyle geçmiş olalım, 9.ya hiçbir zaman yük olmazdı. Bu 9'un çok önemli. Hiçbir zaman hiç kimseye yük olmamaya çalışalım. En önemli sünnetlerden birisi. Yük alalım ama yük olmayalım. Medine'ye ilk geldiklerinde ashabına ilk dediği buydu Mekke'den gelenlere. Her şeyini orada bırakmış, evini, her şeyini, malını.
Aman ha dedi, insanlara yük olmayın. Devenin üstünde kamçınız dahi düşse inin kendiniz alın dedi. Deveyi çökertmek ne kadar zor biliyor musunuz? Yani mümkün olmayacak kadar zor bir şey. O kadar zoru yapın dedi. Kimseye yük olmayın. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh bunu anladı hemen. Tamam dedi. Ona kardeş ilan edilmiş sahabe malının yarısını bölmüş verecek hemen. Yok bana lazım dedi. Sen bana pazarın yolunu göster dedi. Zaten akıllı tüccar çok zengindi. Medine'nin de en zenginlerinden oldu. On yük olmayın dedik. Yük almak ne demek? Bizimle, sizinle, seninle birisi buluştuğunda, birisi konuştuğunda mutlaka yüzünde bir gülümseme olsun ondan sonra. Bu Resulullah'ın en büyük sünnetlerinden, en önemli sünnetlerinden. Biri sana mı geldi, seninle konuştu? Sen birini mi aradın? Ona bir mesaj mı gönderdin? Şu WhatsApp var ya. Ona bir sesli yazılı mesaj mı gönderdin? Çok tahrip etti ilişkilerde onun için diyorum yani. Şimdi yüz yüze gelince kolay kolay her şey söylenemiyor. Ama o WhatsApp'te neler yazılıyor, neler söyleniyor. Kolay çünkü. Karşısına geldiğinde kolay kolay söyleyemeyecek. Halbuki bu bir suç. Allah katında orada yazılan da geçerli. Orada söylenen de geçerli. İster oraya yazın, ister telefonda, ister buluştuğunuzda. İnsanlar seninle buluştuktan sonra yüzlerinde bir gülümseme olsun. Senden ayrıldıktan sonra oh be kurtuldum demesinler. Resulullah'ın sünneti, insanlar onunla buluştuğunda hep gülüyorlardı vallahi. Gülümsüyorlardı. Niye baştan dedik? فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. En acı zorluklarda o büyüdüğü için herkesin derdine deva oluyordu. İnsanların yüreklerine, hallerine, biçare durumlarına çare olmaya çalışalım muhterem kardeşlerim. 11. Vefa. Resulullah'ın en önemli sünnetlerinden. Yüzlerce sayabiliriz, ben 12 tane. Siz de başka liste yapın, 12 daha yapın. Herkes 12'şer liste böyle paylaşalım inşallah. Yüzlerce sünnet. Vefa. Yani hayatımızda kiminle ilişkimiz varsa ona karşı vefa. Vefa başlı başına dersler dolu. Ama özet olarak onu diyorum bir cümlede. Hayatımızda kiminle ilişkimiz varsa ona karşı vefa. Gayrimüslimler de dahil. Sadece Müslümana karşı vefa değil. Gayrimüslimlere de karşı. Bize bir iyiliği dokunmuşsa eğer, ona karşı en azından o kadar, en iyisi daha fazla iyilikle karşılık vermek. Vefa budur. Hayatının sonuna kadar o iyiliği unutmamak demektir. Öyle miyiz? Yoksa on değil yüzlerce iyiliği olanları bir hatada silebiliyor muyuz? İnanın ki en acı durumlarımızdan bir tanesi. En acı. Yüzlerce iyiliği olan insanları bir hatadan dolayı siliyoruz. Benim için o bitti. Senin için Resulullah'la buluşma da biter ahirette. Senin peygamberin öyle değildi. Ebu'l-Bahteri ona Taif'ten dönüşü Mekke'ye giderken himaye verdi diye iman etmediği halde Bedir sonrasında eğer o gelip bütün esirleri bana bırak deseydi vallahi bırakırdım dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vefaen lima fe'ale yevmis sahife. Taif sonrası değil. Şibi Ebi Talip o ambargo günlerinde yeme içme yasağının konduğu günlerde ambargoyu delmişti. İnançsızdı ama lan olur mu böyle dedi. Bu kadar insan ölümü açlığa terk edilir mi? Develer dolu yüklerle yiyecek getirdi, içecek getirdi bundan dolayı. Vefa, ömür boyu. Bütün yanındakilere, tanıdığı herkese karşı Efendimizin. Ve son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kaçınılmaz hakikati çok hatırlayın. Ekthiru zikre hadimil lezzat yani el mevt, lezzetinizi, ağzınızın tadını kaçıran ölümü çok hatırlayın dediğini unutmayıp bu sünneti de daha sıklıkla hatırlamaya çalışalım inşallah. Ağzımızın tadı yani dünyaya olan bağ kopsun ki Allah Resulü ile olan buluşmak kolaylaşsın inşallahu teala. Rabbim bizlere bu ve bunun ötesinde bildiğimiz, bilmediğimiz, daha öğreneceğimiz sünnet-i seniyye üzere bir hayat yaşamayı nasip eylesin ki öyle bir hayat yaşamayı nasip eylesin ki Firdevs cennetinde o yaşadığımız hayat sayesinde Allah'ın rızasına kavuşup Resulüne Firdevs'te komşu olabilirim inşallah. Amin ya Rabbel Alemin. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رِزَاءً لِلَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَةَ مَعَ الصَّلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى